31 Mart yerel seçimlerinin simge isimlerinden birisi de kimdi? Buket Aydın'dı. Ne olmuştu? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yapmış olduğu açıklamada diyordu ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanacağız. Ankara'yı kazanacağız, Antalya'yı, Adana'yı, hatta Bursa'yı kazanacağız diyordu. Buket Aydın da kahkaha atmıştı. O kahkaha vurdu geldi. İnanmamıştı çünkü. Ve Millet İttifakı birçok büyükşehir belediye başkanlığı seçimini kazandı. Sonrasında tartışmalar bitmek bilmedi. Ve Buket Aydın Kanal D'den istifa etti. Uzun bir süredir de ekranda değildi. Ama dönüşü de olay oldu. Hatırlarsınız bir süre önce Jülide Ateş'in programı için ne demişti? Mekanın yeni sahibi gelecek, mekanın gerçek sahibi gelecek şeklinde bir tweet atmıştı, bir paylaşım yapmıştı. Dün de Haber Global ekranıyla, televizyon kanalıyla anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Ve Jülide Ateş'in görevine son verildi. Haber Global'dan ayrıldığı duyuruldu. Buket Aydın Kanal D'de görevliyken CNN Türk'te de yayınlanan 40 programı vardı hatırlarsınız. Orayı da bırakmıştı. Buket Aydın'ın yerine de bu firma, bu yapım şirketi Jülide Ateş'le anlaşmış ve program Haber Global'a transfer olmuştu. Mekanın sahibi geri geldi diyen Buket Aydın, şimdi Jülide Ateş gidince ekrana kendisi çıkacak. Koltuk adında bir program sunacakmış. Şimdiden söyleyeyim, çok az kaldı. Mekanın sahibi geri geliyor açıklamasında bulunmuştu. Umut ederiz aynı benzer bir yayın kazası olmaz. Çünkü Buket Aydın'ın o kahkahasını AKP'li bir bakana veya MHP'li bir yöneticiye yapması durumunda inanın o kanaldaki görevine aynı gün son verilirdi. Ama şimdi Buket Aydın da haklı olarak baktı ki 8-9 seçim kaybetmiş bir genel başkan var karşımda. İnanmadı, inanamadı. Buradan şunu anlıyoruz. İttifak işte bu yüzden önemli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ittifaklar olmasaydı kesinlikle kazanılamayacaktı. HDP kendi adayını çıkarsaydı, İYİ Parti kendi adayını çıkarsaydı, MHP kendi adayını çıkarsaydı aradan AKP kazanacaktı. Bunun aynısı yıllar önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de zaten olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olduğu dönem %25'lik bir oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş. O dönem ise CHP'si ayrı, diğer partiler ayrı, her biri ayrı aday çıkarmış. Birleşmeyi başarabilselermiş veya biri birini desteklerini terkle çekilseymiş, belki de o seçimde Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilemeyecekmiş. Yani %25'lik bir oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş. Ve nitekim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra siyaset sahnesinde hızla yükseldi ve bugünlere kadar geldi. Şimdi de tutturmuşlar parlamenter sisteme geri dönelim. Parlamenter sisteme geri döndükleri anda şu andaki ittifak yapısı belki de olmayacak. Bazı partiler belki %10 barajına takılacak. Hatta belediye başkanlığı seçimlerinde belki de her parti kendi adayını çıkaracak, belki de mevcut koltukları kaybedecekler. Şu anki bu sistemde biz seçimi kazanalım, eleştirdiğimiz, sorguladığımız ne varsa düzeltelim diyecekleri yerde muhalefet partilerinin tamamı parlamenter sisteme geri dönelim yaygarası kopartıyor. Erken seçim yaygarası kopartıyorlar. Yarın ben yine bunu her seferinde dile getireceğim. Muhalefet liderleri bunu gündeme getirdikçe. İster Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olsun, ister Meral Akşener Cumhurbaşkanı olsun, ister Mansur Yavaş, ister Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun. En az 2 yıl başkanlık sistemiyle ülkeyi yönetmeli, ardından parlamenter sisteme geçmelidir. Sonrasında zaten AKP bile haydin parlamenter sisteme geçelim diyerek teklif sunacaktır. O yüzden bunu ısıtıp ısıtıp sürekli gündeme getirmenin hiçbir mantığı, hiçbir alemi yok. Buket Aydın bakalım ekranda kimleri konuk edecek, nasıl bir yayın olacak hep birlikte izleyeceğiz. Ama ben o kahkahasının uğurlu geldiğine inananlardanım. Umarım bir kahkaha daha atar da
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazandığını göstermiş olur.